Canlı yayın gibi dediğin aslında çok doğru. Mesela ben bant programlarda çok gülüyorum. Bir şey bant çekimlerde falan böyle. Ve bant çekimler canlıdan çok daha kötü olur her zaman. Değil mi arkadaşlar? Enerjisi kötü olur falan. Çünkü tekrarı var ya. Evet. Halbuki burada yok işte. Bak yani şu hem anda... öyle hem de tekrarını çekeceğini bildiğin için. Evet. Sürekli hata yapıyorsun mesela öyle değil mi? Aynen. Canlı yayının riski çok daha başka, çok daha keyifli. Peki mesela... En çok ilgini, dikkatini çeken neydi bu gittiğin, gezdiğin, gördüğün ya da bize iletmek istediğin şey. Şeyler arasında? Her şey. Adı üstünde. Yani herşey.tv.tr şöyle demek, televizyonda göremeyeceğin Türk kafası her şeyden bahsediyoruz. Hatta sadece Türk de değil, uluslararası mantıktaki, yani Stephen Hawking de bir bölüm olarak var ki çok büyük bir şans Hawking'in olabilmesi. İşte Kaç Karın Yaylaları da var. Aklına alabileceği spor, dans, müzik, eğlence, İstanbul Underground, her yer, her şey. Aklına alabileceği her şeyi anlatmaya çalışıyoruz kısa kısa. Zungun abi şu anda Türkiye'nin seslendirmedeki en büyük uzmanı. Evet, kesinlikle. Muhteşem olmuş. Ben bu bölümü izledim. Hakikaten çok keyifli olmuş. Çok da güzel sorular sormuşsun. Ben o soruları sana da yöneltmek isterim. Yönelteyim mi? Olur, çünkü ben de çok merak ediyorum. Zungun abi gel gel. Gel abi gel. Soruları ikimize beraber soralım. Ay ne güzel olur. Ya keşke aynen. Çağırsanıza Zungun abi de. Zungun abi. Tabii tabii seve seve kesinlikle. Şunu sormak istiyorum. Şimdi seslendirme o kadar güzel bir cümle kurmuşsun ki orada o kaldı aklımda. Herkes seslendirme yapmak ister. Herkes bu işi yapmak istiyor. Ama yapamıyor. Öyle değil mi? Ne olmalı da bu iş olmalı? Sadece ses yetmiyor. Yok aynen. Değil mi? Ya bana mesela ben de yine bugün hafta sonuna geleceğim. Yine bu Studio 6 bölümüne geleceğim. Biz orada da seslendirmeye gitmiştik. Mesela çizgi film seslendirmiştim. Hayatımda ilk defa. Evet. Bir film seslendirmiştim. Hayatımda ilk defa orada seslendirmiştim. İnanılmaz keyifli bir şey. Evet, müthiş bir şey. Ne olması gerekiyor başka? Ya, sesin dışında. Mesela hani benim sesimin güzel olduğunu düşünüyor insanlar. Oysa ki benim sesim güzel falan değil. Benim sesim böyle çok güzel. Yani nezleli bir sestir benimki. Hani böyle çok böyle Çetin abi gibi güzel. Üstelik öyle konuşmuyorum da bir yandan. Dolayısıyla sesin hani ben daha doğal, hani çatlayan tınılar da var bende. Her şey var. Hiçbir şekilde hani öyle bir hani belli bir kalıba sokarak sesi o şekilde konuşmaktan yana değilim açıkçası. Ama tabii o şekilde de konuşabiliriz bebeğim. Ya seslendirme, yani çok iyi çevirmen gerekiyor seslendirme için. Yani a piece of cake'e bir parça kek diye çevirdikleri anda bazıları da keklenip onu söylediği anda bu tip şeyler yaşanabiliyor. Çok iyi bir enerji ve çok iyi bir sinerji gerekiyor. Beraber konuştuğun insanların, daha doğrusu şöyle, karşındaki insan, yani diyelim ki işte Sungun abiden kaldığı dönemlerde falan Brad Pitt konuştuğumda ben... O da bana aynı şeyi söylüyor. O da öyle diyor. Sen ben kaldığımda o benim büyüğüm. Sungun abi Radyo Çocuk Kulübü'ne ben 11 yaşındayken girmiştim. Radyo Çocuk Kulübü'nün idarecisiydi. Sonra 15 yaşındayken ben bizim kuşağımızın idarecisi oldum. Sungun abiden önce de Köksal abi vardı. Köksal Engür vardı. Ondan önce işte Rüştü Asyalılar falan. Yani bu bir kültür. Biz her hafta sonu yaklaşık olarak 6-7 saat orada ders görüyorduk. Ve bizde şöyle bir kural vardı. Eğer okulda en az teşekküre geçmezsen bir sonraki dönemde out. Yani başka disiplinler, başka kültürler, başka şey. Ya biz mesela stüdyodan diyelim ki 8-10 sayfa boşluğun var. Stüdyodan dışarı çıkamazsın. Çıkmazsın. Falan hani bu tip şeyler başka, yani şu anda olmayan şeyler. Ama seslendirmede bence tek yapılması gereken şey var. Karşındaki insan nasıl oynuyorsa sen de onu öyle oynayarak konuşacaksın. Hiç fazla bir şey yapmana gerek yok. Ya da eksik tabii. Şu ana kadar bildiğimiz kimleri seslendirdin yabancı? Yani Sungun abiden çok fazla kalmadı bana tabii. Ya Tom Cruise, Brad Pitt falan herkes. Çok uzun zaman ama yani çok uzun bir süredir o seslendirme stüdyosundan içeri girmiyorum. Yani sadece işte son dönemlerde Ratatouille'yi konuştum. İşte o da bir dolu bir ödüller kazandı. Ondan önce Dinosaurus diye çizgi bir şeyler konuştum. Onun haricinde de konuşmuyorum zaten. Çünkü pek tadı... kalmamış durumda şu anda. Niye? Aynen. İşte yani bunlar olmadan, bu söylediğim şeyler olmadan onlar olmuyor. Peki seslendirme para kazandırıyor mu Türkiye'de? Hiç bilmiyorum. Yani son sen dönemdeki halini mı? Benim olduğum dönemlerde, ama yani herhalde ben İstanbul'a geldiğim gün ben kendime söz vermiştim. Bir daha seslendirme yapmayacağım diye, ki o dönemde hani
Ankara'dayken 8-10 tane falan dizi konuşuyordum. İstanbul'daki herkes de hemen hemen herkes de beni tanıyordu. Ama İstanbul'a ben seslendirme yapmak için gelmemiştim. Yani seslendirmeye devam etseydim diğer yaptığım şeyleri yapamayacaktım. Tıpkı 5 yıl önce diziyi bitirmem gibi. Yani bir takım şeylere karar vermen gerekiyor. Yani ya öyle ya böyle. Hem öyle hem şoför arkası hem tekerlek üstü olmasın hem falan öyle olmuyor. Ya bir şey yapacaksın ve devam ettireceksin. Ya da öbür türlü o çarkın içinde. Çok kötü ya bu aralar valla para da almıyor bilmem ne falan diye geyik yapacaksın. Her şey nokta TV nokta TR. Bu proje devam edecek sanıyorum şu an yaptığın öyle değil mi? Tabii ki. Biraz da şunun özgürlüğü yok mu yaptığın bu doğa için her şeyde dahil? Doğru mu söyledim doğa için her şey? Doğa seni çağırıyor nokta TV. Bu da güzel değil mi? Aynen o da. Fırat var biliyorsun doğa için çal. O da Fırat Çavaş. O da müthiş bir şey yapıyor. Yani bizim o tarafta hani Greenpeace'ten tut Tema'ya kadar sürekli beraber olduğumuz ve kalben bağlı bulunduğumuz bir dolu grup da var. Onlarla da beraber hareket etme şansını yakalıyorsun.